Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncü. Dalga Mekaniği Soru Paketi Test 7'de birlikteyiz. Bir Young deneyi düzeninde havadaki dalga boyu lambda olan ışık kullanıldığında saç aralığı delta x1 oluyor. Aynı düzenekte yarıklarla perde arasındaki ortam suyla doldurulursa, tabii ki de dalga boyu değişecek ve havadaki dalga boyu 2 lambda olan ışık kullanırsa saçak aralığı ne olur? Ne olur diyor. Oranını bir zahmet bulun diyor. Yazalım o zaman. Delta x1 eşittir. Şimdi lambda L bölü D çarpı hava olduğu için buraya 1 yazıyorum. Buraya kırıcılık indisini yazıyorduk. Şimdi delta eksi 2'ye bakalım şimdi. Şimdi dedi ki bak, ben buraya yeni dalga boyunu ama suda yapacağım. Şimdi normalde arkadaşlar yeni dalga boyunu bulmak için orijinali tabii ki de kırıcılık indisine böleriz biz. Çünkü ters etkiler. Mesela sen su yapıyorsun ya, lambdayken suda yapsaydık şimdi bu 3 lambda bölü 4 olacaktı. Yani burada gayet gördüğünüz gibi böyle. Ama bizim kullandığımız ışık şu ya, o zaman da olay etkileniyor. Ama neyse, bunun yeri zaten belli, sıkıntı yok. Biz 2 lambda orijinalimizi yazalım. Şimdi aynı şekilde her şeyi aynı yaptı. D duruyor. Buraya biz 4 bölü 3'ümüzü atıyoruz. Olay bu kadar basit. Şimdi bunu işleme alacağız biz. Lambdalar gitti. L'ler gitti. D'ler gitti. Hiç kimse kalmadı. Bak, yukarıda 1 var. Aşağıda ise şöyle bir şey var. Yani bunu direkt ters çevirip yani çarpacağız. Yani buradan da galiba bir şeyler gelecek. Ama şurayı bir adam edelim. 2 çarpı şunu döndürürsek şöyle oluyor. Şimdi sonuçta da bunlar gidiyor. Ondan sonra da bu 2 takla atıyor. 2 bölü 3 geliyor. Takla atarken başımız döndü ama Bolu'ya ulaştık. Evet. Tamam. Şimdi efendim yine bir Young deneyi var. Kullanılan dalga boyu lambdaymış. Perde üzerinde girişim saçakları oluşuyormuş. Perdede oluşan saçak sayısının azalması için. Şimdi bu saçak aralığının ne olduğu ile ilgili arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi sen saçak sayısını azaltacaksan o zaman genişliği arttırman lazım. Yani burada böyle küçük küçük dizilmeyeceksin de böyle. Sen daha böyle irice irice dizilirsen böyle o zaman tabii ki de oluşan saçak sayısı azalır. Şimdi bunu azaltmak için üsttekileri lambdayı azaltırsın, L'yi azaltırsın veya şunları sonuçta arttırırsın. Kim bunlar? D burası. L'yi zaten vermişiz. Her şey tamam. Hangileri yapılabilir? L'nin küçültülmesi. Çağ bir de yani L'yi küçültürsek oldu valla. Yani saçak sayısının azalması için diyor. Oldu. L'yi küçültürsem öyle mi oluyor? Bu doğru mu oldu arkadaşlar? Hayır, olmadı. Biz delta x'i büyütecektik. Ben kendi kendime Sazan kontrol mü yapıyorum? Ne yapıyorum anlamadım. Söylediğimle uyuşmuyorum. Şimdi biz bunu bir patlatalım. Baştan yazalım. Lambda L bölü reset attık yani, vallahi billah. Şimdi saçak aralığını arttırmamız lazım. Bunlar artacak veya bunlar azalacak. L'nin küçültülmesi olmaz, artacak. Yarıklar arasındaki uzaklığın büyütülmesi azaltacağız, olmaz. Dalga boyu küçük ışık, hayır, arttıracağız, olmaz. Yarıklarla perde arasının suyla doldurulması, bunu arttırmayacağız, azaltacağız, olmaz. Yarıkların bulunduğu düzlemi biraz döndürülmesi. Yarıkların bulunduğu düzlemi döndürürsen bak ne oluyor. Şimdi şu aralık gelince şuraya geliyor. Bu da diyelim ki böyle döndürünce şuraya geliyor. Şimdi o zaman yarıklar arasındaki düşey uzaklık bak şu oluyor. D üssü oluyor. Ve bu da D'den küçük oluyor. Yani D üssü D'den küçük olursa ben D'yi azaltmış oluyorum. O zaman saçak aralığı artmış oluyor. İşime geliyor. 2 Edirne oluyor. Evet. Devam edelim bakalım. Şimdi işlemlerinden hangileri yapılabilir diyor. Ne zaten perde üzerinde onu zaten standart yazmışız. Merkezi aydınlık saçak A0'ın K noktasına doğru kayması için. Yani bu tarafa doğru kaymasını istiyormuş. Bakalım neler yapılabilir. Işık kaynağını artı x yönünde kaydırma. Artı x burası arkadaşlar. Bunu böyle getirirseniz burada sadece oluşan aydınlık saçakların parlaklıklarını arttırırsınız. Bu olmaz. Işık kaynağını artı y yönünde kaydırırsınız, olur. Çünkü mesela buraya geldik diyelim. Şimdi eskiden senin kaynaklara ulaşma süren birbirine eşitti. Bu da bu kaynakların aynı fazla çalışmasını sağlıyordu. Ama sen buradan kısa mesafe, buradan uzun mesafe söz konusu olacağı için bu kaynak geciken kaynak olur. Geciken kaynak şunu getirir. Geciktiği zaman kaynak yani şey desen geciken kaynak tarafına doğru kayar. Bu olur arkadaşlar. Şimdi S2 yarığının önüne saydam bir film koyma. Ya da böyle bir şey, bakın. Şuraya bir saydam film koyuyorsunuz. Çok ince bir film koyuyorsunuz. Şurası havayken şuradan geçen ışık biraz yavaşlıyor. Yine bu kaynağı geciken kaynak yapıyorsunuz.
Dolayısıyla yine desen geciken kaynağa doğru kayıyor. Evet, bu sorunun yanıtı da Edirne oluyor. Yani su dalgalarında girişimde tabii bundan çok bahsetmedik ama bir kaynak diğerinden farklı çalıştığı zaman, yani geciktiği zaman tabii doğal olarak desende kayma yaşanıyor. Geldik şöyle bir şeye. Dalga boyu lambda olan ışıkla yapılan girişim deneyinde dördüncü aydınlık saçağın merkezi aydınlık saçağı olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir? Mesela bunu bulacağız biz. O zaman şöyle yapalım. Biz delta S bölü D eşittir X bölü L diyoruz. Bize bunu soruyorlar ama alışık olmadığım şekilde geldiler. D yerine A demişler, L yerine de B demişler. Burası da dördüncü aydınlık saçak. O zaman ben şöyle yapayım. 4 çarpı lambda bölü A eşittir. Aradığım X bölü B olacak. O zaman 4 lambda, bu da buraya gelecek, B bölü A olacak. Dördüncü soru. Evet, dördüncü soru ne oluyor? Ha, ouch, az daha patlatıyorduk. Adana diye bak, sazan kontrol seçeneği bu. Kendi kendime geldim yani oraya. Yani resmen geldim böyle. Kral tacımla kral sazan. Evet, geldim. En ortamda K'ymış arkadaşlar. O zaman biz buraya çatırt diye lambda koyamayız. Yani böyle bir sıkıntımız olur. Yani gerçekten de hoş olmadı diyoruz biz buna. Yapacak bir şey yok yani. Yakalandık mı yakalandık yani. Evet, bir bakalım. Şimdi yani lambdayı değiştirmemiz lazım. Bizim burada kullanacağımız şey şu olacaktı. Şu lambda üssünü tabii ki de lambdayı kırıcılık indisine bölerek bulacağız. O da burada aşağıya gelir. O zaman 4 çarpı lambda bölü A çarpı K oldu. Eşittir X bölü B şeklinde. B'yi şimdi yukarıya alabiliriz. A'nın yanına K gelecek. Dördüncü sorumuz denizli olacak. Evet, sazan kontrol seçeneğinden kurtulamadık. İşlemlerinden hangileri yapılamaz? Ne istiyor acaba? Şimdi burada P noktasında eninci aydınlık saçak oluşuyormuş. Deney daha büyük dalga boylu ışık kullanılarak yapılırsa saçak aralığı etkileniyor arkadaşlar. Lambda L bölü D çarpı N. Daha büyük dalga boylu. O zaman sen bunu arttırıyorsun. Delta X de artacak tabii. Tekrar eninci aydınlık saçağı istiyorum diyor. Yani bunun artışını engelle diyor. O zaman şu yapılan etkiyi yok etmeye çalışacağım. L azaltılabilir. Ya da D ve N veya işte artırılabilir. Hangileri yapılamaz? L uzaklığının azaltılması olsun, yapılsın. Problem yok. D uzaklığının azaltılması, hayır. Arttırman gerekiyor. Bunu yapamazsın. Bunu yapamazsın. Yapılamazı soruyor. Evet, bu lazım bana. S kaynağını aralıklardan uzaklaştırma. S kaynağını aralıklardan uzaklaştırırsan sadece aydınlık saçakların parlaklıklarını azaltırsın. Bu yapılamaz. Yapılamaz dediği için de isteniyor. Beşinci soru denizli oluyor. Evet, devam ettik. Yine bir çift yarıkta girişim deneyi, Young deneyi var. Merkezi aydınlık saçakla P noktası arasında toplam N tane saçak oluşuyormuş. N değerinin artması için, yani bu aralığa daha çok sayıda saçak yerleştirmek istiyorsanız arkadaşlar, o zaman delta X dediğimiz saçak aralığını küçültmeniz lazım. Daha az yer kaplayan arkadaşlar lazım. O zaman bunları azaltırsın veya bunları artırırsın. Çok rahat çalışırsın burada. Ortamın hangileri artırılabilir? Ortamın kırıcılık indisi artırılabilir. Çek. L uzunluğu, hayır, azaltılması lazım. D evet olur. 1 ve 3 olur. 6. sorumuz da evet, denizli oldu bile. Şimdi 7. soruya geldim. Yapılan bir Young deneyinde lambda 1 3600, lambda 2 de 5400 ayrı ayrı kullanılıyor. Bu deneyde merkezi aydınlık saçak hariç çakışan ilk aydınlık saçak hangileridir? Aydınlık saçak dedi. Her şey aynı bakın. Delta S bölü D eşittir X bölü L ya. Şartlar aynı. Bunlarda değişiklik yok. O zaman birinci durumdaki yol farkı ile ikinci durumdaki aynı. Ne yapıyordu burada? Burada tabii ki de 3600'lüğü kullanıyor. 3600 çarpı lambda 1. Evet. Özür dilerim. Pardon. 3600 zaten. 3600. Şimdi kaçıncı, üçüncü, beşinci bilmiyorsun ki yani ilk aydınlık saçaklar. Burada yani bilemedik yani. Şimdi burada K1 olsun mesela şimdi. K1 bilmiyoruz. Burada ise öteki ne? 5400 çarpı K2 olsun. Aydınlık saçaklar dediği için K lambda terimi oluyor. Şöyle bir şey var. Şimdi burada galiba 18'in 2 katı. Bu 3 katı olsa, 4 katı olsa böyle gidiyoruz galiba. Şimdi burada
3 tane yani sonuçta pardon 2 tane 16 var, özür dilerim. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum yani. 36'yı artık bölemiyoruz yani. Şimdi 36'yı 3 tane 12 diye de yani sonuçta yapabilirim. Ya da 2 tane 18 diye de yapabilirim. Böyle bir şeyler var. Bunların bir ortak çarpan parantezi falan tadında bir şeyleri olması lazım. Bakalım en küçük sayıyı bulmaya 18'e göre yapıyorum. 3 tane 18 olsa ne olur? 18 çarpı 3 bakalım 24, elde var 2, 54. Evet, 18'in katı şeklinde oldu. Şimdi biz o zaman burası 18'in 2 katı ya. Şöyle 2 çarpı 18 var, çarpı K1 var. Eşittir. Buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz. Burada ise yani 3 tane 18 çarpı K2 var. 18'leri de gönderelim. O zaman bunu sağlayabilecek ilk sayı burası 3, burası 2 oluyor. Yani lambda 1 için sonuçta 3. oluyor. Lambda 2 için 2. oluyor. 7. sorumuz Adana'ya gidiyor. Az daha bölemiyorduk. Gecenin bir vakti. Merhaba arkadaşlar. 8. soruda şurada seçtiğimiz rakam 5400 olduğu için sorunun çözümüyle ilgili sıkıntı yaşadım. Bayağı bir sorun oldu. Burada bir sürü şey denedim. Orijinali bozuldu sorunun. O soruda orijinali burası 5000 angstrom olacaktı. Şimdi karanlık saçakların çakışması ile ilgili sorduğu için bu yol farklarını birbirine eşitliyoruz. Şöyle yapalım. Yol farkında birincisinde tabii K1. Karanlık saçak olması bakımından şöyle çarpı 7000 diyeceğim. Şöyle eşittir. Bu tarafa geldiğimizde de K2 eksi 1 bölü 2 çarpı 7000'e bak. 5000 yapacağız şimdi de. Böyle oldu. Şimdi bunlar gitti. Burada da 3 0 gitti. Burası 5 ile orantılı. Burası da tabii ki de ne olacak? 7 ile orantılı. Ama bunlar 1 bölü 2'li sayılar şeklinde ya. O zaman K1 eksi 1 bölü 2 dediğimiz sayı bölü K2 eksi 1 bölü 2 dediğimiz sayı oranlandığında bu 5 ile orantılı ile bu da 7 ile. Bunu mesela 2 ile sadeleştirsek burası 2,5 oluyor. Burası da 3,5 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu attığınız zaman mümkün olan en küçük tam sayıları verecek şekilde ayar yapıyoruz ya. K1 eşittir 3 çıkacak. K2 eşittir de buradan 4 çıkacak. Burada 3. karanlık lambda 1 için, lambda 2 için de 4. karanlık. Bu karmaşadan dolayı özür dileriz. Yanıtımız Adana gelecek. Dinlediğiniz için teşekkürler.